Arkadaşlar bakın, Mangala, Ayman Abdennur. Şimdi Türkiye'de çeşitli futbolcuları her takım için okuyorsunuz. Ben size biraz medya okur yazarlığı dersi vereyim. Ayman Abdennur da Mangala da Ahmet Bulut'un oyuncusu. Ahmet Bulut bunlardan birini Fener'e, Galatasaray'a, birini Beşiktaş'a verecektir. Dolayısıyla bu tip haberler okuyacaksınız. Ukrayna'da da Doğan Ercan diye bir menajer var Ukrayna pazarında. İşte Fenerbahçe Sobol'u istiyor. Efendim Malinovski oldu. Yarmolenko her an Fener'e gelebilir. Ne bileyim, Karavayev'de Fenerbahçe'nin hastası gibi haberler okursanız bu da aynı menajerin haberleridir. Fenerbahçe Ahmet Bulut'la çalışmıyor. Yanlış bir karar olduğu için. Yanlış bir karar olduğunu söyleyeyim. O yüzden Ahmet Bulut'un oyuncuları, onun ilgi alanındaki oyuncuları Galatasaray'a, Beşiktaş'a yazılıyor. Ahmet Bulut Beşiktaş'ta etkili. Çok etkili hem de. Hatta yetkili. Ve hatta yetkili. Galatasaray'da da etkili ve yetkili olmaya çalışıyor. Geçen yıllarda etkili ve yetkili olmak istiyordu. Bu sene biraz çok rahat bir alan buldu. Dolayısıyla bu menajer haberleri böyle, o yüzden herkes hani o onun elinden kaptı falan işleri budur yani. Kimse kimsenin elinden kapmaz. Bir de bazı başka oyuncular var. Mesela başka menajer var. Oyuncuyu bulur getirir. Başkan sana santrifor lazım der. Tamam mı? Kim boşta? Gomis. Gomis boşta. Gomis'i Fener'e de sunar. Fener çünkü santrifor arıyor. Galatasaray'a sunar. O da santrifor arıyor. Beşiktaş'a sunar. O da arıyor. Burada 3 kulüple de arası iyi olması lazım menajerin. En azından kötü olmaması lazım. O yüzden medyada haber çıkar. Gomis'e Fener'de girdi. Galatasaray'da çıktı. Beşiktaş'ta girdi filan gibi. Dolayısıyla bu medya okuryazarlığını bu şekilde okursanız anlarsınız. Bu Fenerbahçe'nin Ukraynalı transferlerini veya Ukrayna'dan futbolcu satmaya çalışan arkadaş Doğan Ercan. Ben hiçbir menajeri tanımam. Ceylan Çalışkan hariç. Ahmet Bulut da tanırım, Ceylan Çalışkan, ama böyle samimi değilim hiçbirisiyle. Bu Doğan Ercan denilen arkadaş geçen sene Beyaz TV'ye çıkmış ve demiş ki Teran Ağa'yla Vitor Pereira Fenerbahçe'den 15 milyon euro indirmiş. Ben internetten bakınca çıkıyor yani. Bu yazıyorsunuz şeye, arama motoruna çıkıyor. Şimdi bu arkadaş Karabeyev'i vermiş bu sene. Şimdi de Malinovski ile Sobol'u vermeye çalışıyor. Ha, bunlar iyi futbolcular, kötü futbolcular ayrı. Ama şimdi bir Fenerbahçe'de bir Ukrayna sevdası başladı. Sebebi de budur. Dolayısıyla Mangala ile Abdennur'u hem Galatasaray için hem Beşiktaş için okuyacaksınız. Mangala da olmuş diyorlar. Mangala da tam Beşiktaş'ın aradığı orayı yani kapatacak. Çok ciddi bir düşüşte, çok ciddi bir düşüşte. Düşüşte olmadı zaten. Ama Beşiktaş'ta eldekilerden iyi yani, çok iyi. Bir şey söyleyeyim, elde Marcelo var zaten. Evet. Yani menajer şey atamasıyla oyuncu tahkim ediyoruz takımlara. Oyuncu kuruyoruz defanslara, oyuncu böyle koyuyoruz. Menajer ataması bu. Ama bu dünyanın da sorunu. Bak Raiola, herkes şimdi hala Pogba transferinde Raiola'nın indirdiği 22 milyonu konuşuyor. Ya Raiola peki, Raiola kötü İndirmedi bir şey yaptı diye özenelim mi? Niye kuzeye gitmiyorsun? Bu ev alacaksan Tuğla'dan, kız alacaksan Muğla'dan, oyuncu alacaksan abi, git şu kuzeye. Niye Hasan kuzeye Çetinkaya gitmiyorsun var ya? Kuzeyde Hasan Çetinkaya var. Bu Fenerbahçe'nin Hasan Çetinkaya'sı değil. Başka bir Hasan benzerli. Çetinkaya. Hı-hı. Şey çok çalışırdı onlar rahmetli. Kim? İlhan Başkan. Hı-hı. Bu Skulason Mukulason var ya. Tabii canım. Nereden hop falan. O bulurdu. Yani herkesin bir bölgesi var abi. Ama bir Portekizci var. Portekiz'in böyle arada kıyıda köşede kalmışsın. Ama onların bütün yolları Mendez'e çıkıyor. Mendez, Ahmet Bulut o hatta geliyor. O bütün yollar mesela ona çıkıyor. Aydın yani. Mesela eskiden bir ara Bayram Tutumlu'ydu. Efsaneydi Bayram Tutumlu. Ceylan Çalışkan da çok vardı. Ceylan Çalışkan iyi menajerdir ama. Mesela Frankofon dünyasında Ceylan önemlidir. Frankofon dünyasında Ceylan önemlidir. Bizim Hasan Çetinkaya da o tarafı bilir. Yani Fransa tarafı bizim Hasan Çetinkaya da bilir. Yani Fenerbahçe'nin şeyi zaten Aykut Kocaman'la Hasan Çetinkaya buluştuğunda Fransa'dan mutlaka bir oyuncu alırlar. Valbuena geldi. Şimdi onun dışında mesela böyle Eto gibi enteresan transferler yapan ama bazı kulüplere girişi kesin yasak olan, bazı kulüplere de çok sevilen menajerler var. Bazı kulüplerin sırf transfer politikasını tek başına belirleyen menajerler var. Var. Tabii. Peki bu scout ekipleri, kulüplerin transfer ekipleri niye abi kuruluyor? Muhtemelen scout zaten ekipleri... Scout ekipleri liste bugün bize başkan da anlattı, Dursun Bey de anlattı. He. Scout ekibi listeyi çıkartıyor abi. Diyor ki, şimdi yönetim, izin verirse anlatayım. Yönetim diyor ki bana 7 tane mevkide oyuncu lazım. Tamam, yönetim de bunu neye göre karar veriyor? Cenk Ergün, Igor Tudor, Dursun Özbek oturuyor. Raporlar maporlar derken işte bize 7 tane mevkide
oyuncu lazım diyor. 35 tane adam geliyor önüne. 7 tane mevkiye göre kardeşim oyuncu bak diyor. 1'den 5'e kadar. Scout ekibine bu. Futbol menajerci ekibi var ya bunların. Serdar bunlar haksızlık etme. Bunlar bakıyorlar. Haksızlık ediyor çünkü. Tamam yani haksızlık ediyor. Bunlar bakıyorlar. Mesela 7 mevkide 7 tane oyuncu buluyorlar. 7 kere 7 işte. 49 kişi. 49 tane oyuncu çıkartıyorlar. Diyorlar ki 7 tane al kardeşim bu. Alternatifleri bunların de bunlar. Yarısı işte bonservissiz. Gomis mesela. Valbuena mesela. Yarısı bilmem ne filan. Düşük bonservisli. Başkan da bunu bu listeyi, scout ekibinin hazırladığı listeyi Cenk Ergün'le Igor Tudor'a bir daha veriyor. O da bakıyor. Diyor ki bak şu 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 olur, şu şu olmaz. Bir de benim şu kesin olarak bu listede olmayan benim işte İtalya'dan tanıdığım Crotone'de oynayan bilmem kim var diyor mesela. Hmm. Dört de işte mesela üç tane A mevkisine sağ beke üç tane oyuncu bulunmuş. Bir tane de o ekliyor. Dört. En son bir 10-15 kişilik liste çıkıyor. Tamam. En son başkan diyor kardeş bak bizim maliyeti paralarımız bu. Buradan şu mevki için 1 lira bu mevki için 3 lira veririm. Daha fazla veremem. En son ya A ya B oluyor. Bu A ile B'ye gidiyorsun abi. A ile B'ye aldıysan transfer bitiyor. Alamadıysan alternatifini aramaya devam ediyorsun. Bu. Transfer güzel, böyle yapılmış. Güzel, yani güzel. Dolayısıyla sadece menajerlere falan teslim değiller. Scout ekipleri falan da çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Ama habercilere haberi akıtanlar menajerler. Algı oradan dönüyor işte o zaman. Tabii. O yüzden hani ya Mangala'yı hani Galatasaray almış. Mesela yarın şeyi okuyabiliriz çünkü. Beşiktaş Galatasaray elinden kaptı. Galatasaray da yarışın içinde. Kızıştırma haberler. Tabii. Ya bunları yemeyin yani. Biliyor musun Cordoba'yla ilgili Cordoba Mondragon hikayesi. Aynen öyle. Şeyde. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani Twitter'dan yönetiminizi bu anlamda yıpratmayın. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, eğer bir gün sizin takımınız aklıma şey geldi hemen. Çeşitli dönemlerde Ronny Jonsen. Nereli? Ronny Jonsen. Nereli? Norveçli. Norveçli. Elmander. İsveçli. İsveçli. Roger Jung. İsveçli. İsveçli. Tobias Holmen. Tobias Lindner. O da İsveçli. İsveçli. Lindner Thomas. Şey... Kenneth Anderson. Kenneth Anderson. Eğer arkadaşlar, Ken Paulus'u eğer arkadaşlar bir gün sizin tuttuğunuz A, B, C takımı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Bursa. Tıpkı rahmetlinin yaptığı gibi. Skolason vesaire. Avustralyalı vardı bir tane eskiden. Ersun Hoca. Armin Zek. Yok yok. Ersun Hoca takımında. Hatırlarız şimdi. Neyse. Şeyli şey. Hırvat olan. Hırvat olan. Eğer. Hırvat kökenli. Bir gün o sizin tuttuğunuz takım. Hmm. Döner de. Şu sözünü ettiğim adamlar gibi. Hangisi arızalıydı? Hiçbiri. Lindelof, Jong, Holmen, Elmander, Jonsen. Hiçbiri. Bir tek Lines arızalıydı galiba onların. Lines. Lines ekmeğini vur lokmasını al. Eğer takımınız arkadaşlar bir gün şöyle bir transfer listesi yapıyorsa o takımınıza aşkınızı güçlendirin. Ama adımız gibi biliyoruz ki oralardaki paralar çok yüksek olmadığı için, oralardaki menajerlerin oyun alanları çok dar olduğu için sizin takımınız, sizin yöneticiniz, sizin menajeriniz, siz oralardan adam istemeyeceksiniz. Çünkü o adamlar karakterli adamlar. Aslan gibi adamlar. Kuzey hayranlığı bende bundan. Abi hangi kuzey ama şimdi? Mesela Hollanda'da kuzey. Hayır. Ben direkt, İskandinav. Sen direkt kuzey diyorsun. Vikingler yani. Diyor. Vikingler'e. Ya Tobias Linderoth ya dünya şanssızdır. Şeyin Rijkaard'ın antrenörünü bitiren adamdır. Dünyada 1 milyon insanda bir kere görülecek belinde bir şey çıkıyor adamın. Tamam mı? Geldiği zaman 30 yaşında İsveç milli takımı kaptanı Galatasaray'ı gerçekten level atlatılacak adam. Adam sakatlanıyor ya. Mehmet abinin ama çok net biliyorsun İskandinav aşkı var. Abi de Kuzey. Elmander ben de benim kahramanım Kuzey. Elmander ben abi. Ben de severim. Sevilmez ben mi? Severim. Ama bak şimdi Bülent Tulun'a buradan selam olsun. Bülent abi o transferi yapan adamdır. Ve bildiğim kadarıyla Fatih Hoca'nın hafif buna kardeşim demesine rağmen. İlker Elmander hatırlatıyor. Transferi. Bir Sigtorsson'da arıza vardı diyor. Ama onda büyük arıza vardı Sigtorsson. Abi Sigtorsson da geldi ama Hamza Hoca peşinde koştu ya. Ya onda büyük sıkıntı var. Tabii tabii. Abi yani ama geldiği gün Hamza Hoca falan talip İzlanda milli takımından geldi adam. Lütfen arkadaşlar Kuzey'e talip olun. Çünkü iş ahlakı orada. Emek gücü orada. Dayanışma orada. Birliktelik orada. Takım ruhu orada. John Karev'i unutmayalım. John Karev. Evet. Hakeza tonla sayarız ya. Tabii canım gelip de böyle... Ya bu nereden geldi kardeşim? Abi Kuzey'den alacaksın. Ya burnumuzu, Kuzey burnumuzdan şey getirdi. Dünyanın Kuzey, en güzel yeri dünyanın ya Kuzey. Dünyanın en güzel yerini bilmiyorum ama dünyanın en ahlaklı futbolcu abi, oradan abi Kuzey'de yaşayacaksın ya. Evet. Futbol soğuk Kuzey'de ya geçecek. Biraz çok soğuk ama işte. Abi bak neresi serinse güzel ama zaten. Ama İsveç kaliteli yer abi çok kaliteli. Bak, dünya çapında marka var. Norveç'te öyle. İbrahim Kırkayak diyor ki Lindelof demiş ki ben oynayamadım. Vicdan azabı gibi kalan parayı almadan gitmiş adam. Yani Lindelof ya. Letonya da çok güzel yer. İbrahim'ciğim çok selam. Estonya da çok güzel yer.
gitmedim. Hiç güzel yer değil. Neresi güzel yer? Letonya'da, Estonya'da gittiğim en güzel yerlerden yazarım yani. Özellikle hangi eski. Yaş... Ya bir tane mece şeyi güzel, gece eski, hayatı çok şahane. Geceleri güzel. Güzel. Nefis. Gitmedim hiç. Ama zaten millet oraya gidiyor işte. Eski şehirleri çok güzel. Yani Old Town dedikleri. Evet, o Star Amistolar falan. Eskiler güzel. Gamlastan hesabı. Mesela eski hanlar duruyor. Hiç onları bozmamışlar. Kaç bin yıllık hanlar. Giriyorsun içeri böyle. İşte bana et, kurda da et dediğin hanların tadında böyle hanlar var. Böyle ne, ballı ne? İçecek geliyor. Ne? Bana et, kurda da et yani. Böyle hanlar var, evet. Güzel hanlar var, doğru. Letonya'da da var. O hanlar. Lasun kelam kuzey iyidir. Bak kuzeyde Lagnar Lothbrok'u doğrultur. Kuzeyin en önemli isimlerinden biri. Cem abi diyor ki bizim şehirlere göre mi, İtalya şehirlerine göre? Neye göre güzel? Cem ona, abiye ona sevgiler, cevap, saygılar bana. Bana cevap verme. Cem abimi abi çok seviyorum. Letonya'ya gittim ben, Riga'ya, tamam mı? Ben gitmedim. Ama şöyle güzel, böyle çok güzel mükemmel abi. Falan. Abi gittim, bir tane böyle eski şehir var, tamam mı? Bir de böyle bir modern bir alanı var şehrin. O bitti, o kadar. Ya küçük ya, bir yer tabii. 2,5 saatte bitti şehir. Ya ama bir dakika, bir dakika. Cem ama sabah akşam da Eskişehir'e mi ineceksin yani? Dur bak Cem abiye de söyleyeyim, sana da söyleyeyim. Şöyle, her yerin tabii ki kendine ait ayrı güzellikleri var ama hani Riga'nın böyle bir masalın içinde dolaşıyormuşsun havası var. Aa, bu eskiyi bunu şey yapmış. Cidden öyle. Bir masalın bak, içinde. Şey, Tallinn biraz daha güzel şeyden. Tallinn biraz daha güzel. Çok böyle ama farkı yok yani. Büyük fark yok. Tallinn biraz daha manzarası falan var. Her potansiyel senin duygusallığında olacak. Ama bir şey, bu nasıl biliyor musun? Hani böyle küçükken falan da Sir Lancelot filmleri falan izlerdik ya. Utat'ta bir şehir. O yüzden iyice seviyorsun. İçine giriyorsun böyle. Kurda et, bana da et. O şey dediği yerden kurda et, bana et var ya, öyle bir yerde yedim ben de, doğru. Var sana. Hakikaten var. Var öyle bir yer. Böyle geyik eski bir de. Güzel geyik eti olur bak. Bak inanılmaz bir geyik eti geldi. Şimdi onu söyleyecektim ortaya. Ya bana anlatmayın, sürekli gitmeyen bir adam olarak ben böyle şey gibi. Bir gün hep ya. Beraber gidelim abi. Ya ne bileyim evet. Abi. İzmir'e gidemiyorsun. İzmir'e gidelim. Şimdi tekrar Ramazan'da oruçta milletin yemek konuşuyor. Kavacığa gidemiyoruz daha ya. Sayın Başkan da davet...